Sana inanamıyorum Sivri. Kendime de inanamıyorum. Sana kanıp gecenin bir vakti buralara geldiğime hiç inanamıyorum. Ben de bu kadar şikayet etmene inanamıyorum. Hem ne varmış buralara gelmekte? Ne mi var? Paranı kaybettiğin yerin bu kuytu orman olduğunu söylememiştin. Ne o? Korktun mu yoksa? Ne korkması? Ben uzaklığından şikayet ediyorum bir kere. Başka zaman mangalda kül bırakmazsın. Ne var? Arkadaşına yardım ediyorsun işte. Babam o parayı kaybettiğimi anlarsa uzun bir süre... Vay vay. Ne diyordu en son? Yürü oğlum yürü. Yiyecekler bizi burada. Ay, geri mi dönsek acaba? Yok be, alt tarafı kurt. Bir şey olmaz. Tamam, iyi bir fikir değil. Hadi geri dönelim. Hadi oradan. Ben Kara iki uğultudan korktu, arkadaşına yardım etmedi dedirtmem. Kimseye bir şey söylemem Kara. Hadi dönelim. Olmaz. Gümüş paranı nerede kaybetmiştin sen anlat bakalım. İlerideki tepede. Hani şu boş ev var ya, oralarda. Yani sanırım. Sanırım mı? Ah Sivri ah, sanırmış. Kabahat sende değil ki. Sana o parayı verendi. Yürü yürü. Öyle deme ama. İki hafta gece gündüz çalıştım tarlada o para için. Çalışmışmış. Hadi sallanma. Bu gördüğümüz son gece olacak yoksa. İşte geldik. Geldik ya. Ne ararsın bu inincinin top oynadığı yerlerde be Sivri? Bekle oğlum. Bırakma beni burada. Nerede düşürmüş olabilirsin Sivri? Bir fikrin var mı? Tarladan dönerken susamıştım. Şu kuyudan su alayım dedim. Çevresine düşürmüş olabilirim. Sakın kuyuya düşürdüm deme. Yok yok. Kuyu leş gibi kokuyordu. Yaklaşamadım bile. İyi bari. Hadi dağılalım da bir an önce bulalım şu paranı. Ya bu evde yaşayan var mıydı ki? Sen Sivri. Hayalet. Bekle Sivri, Sivri. Ne hayaleti? Dursana. Yok neymiş efendim? Habire yemek yiyormuşum. Sonra da beygir gibi tüm suyu bitiriyormuşum. Susadım tabii. Dedim bir çuval soğan tek başına gitmez. Patates de çalalım diye. Uzun! Sallanma! Hadi susadım. Getiriyorum uysuz. Amma sabırsızsın. Bu kuyu da leş gibi kokuyormuş yahu. Uysuzun ayakları bile daha güzel kokuyor. Uysuz! İpi çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Bak uzun, inmeyeyim oraya atarım yoksa seni o kuyuya. Deletme beni! Gelmiyor işte uysuz. Ay! Uysuz! Burada bir şey var. Üstümden. Hem sen nasıl geldin buraya? Su nerede? Uzun sana diyorum. Merhaba arkadaşlar.
Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Neyi tartışıyordunuz öyle heyecanlı heyecanlı? Aa, şey olmuş, hayalet varmış bir tane. Sonra oradan evet, Sivri'yi kara şey demişler. Evet, hayalet vardı. Gördük işte. Kara da gördü, ben de gördüm. Durun, durun. Gördüm. Durun dedim size. Teker teker lütfen. Sivri dün gece hayalet gördüğünü sanıyor Keloğlan. Yanımızda olsan böyle konuşmazdın ama. Böyle kocaman pençeli upuzun bir şeydi. Sen de anlatsana. Ben de gördüğümü anlatayım. Duyduğu her sesten korkan, en sonunda da arkasına bile bakmadan kaçan birini gördüm. Yani seni. Sen de benim kadar korktun ama. Senin hiç bu kadar hızlı koştuğunu görmemiştim arkadaşım. Ben ormanda seni yalnız bırakmayayım diye koştum. Bilmez miyim? Neden peki beni 3 kez geçtin? Yarışıyor muyduk yoksa? Seninle bir daha bir yere gidersem 2 olsun. Biriniz şunu baştan anlatabilir mi lütfen? Dediğim gibi acilen kuyu canavarını o boş evden almamız lazım kadın. Seni alsan diyorum. Peki ya anlaşıyorsunuz? Beni kızdırmanın hiç sırası değil kakalak cadı. Kuyu canavarını köylülere ve düşmanlarımıza, özellikle de o bilgecan ve yanındaki veletlere karşı kullanmanın zamanı geldi. Söyle bana, onu itaatkar bir hizmetkar yapmam için ne lazım? Elinin körü lazım. Elmas kömürü mü? Elmas yani. Evet evet, bana bolca elmas getirirsen hazırlayacağım özel hüküm sopasıyla onu sadık bir hizmetkar yapabilirim. Güzel. Saraydan sana en güzel elmasları getireceğim cadı. Ama o elmaslar bir işe yaramasın, seni kuyu canavarına yem ederim. Hele sen o elmasları bir getir. Ne dedin sen? Elmaslar diyorum. Güzel olduktan sonra sorun olmaz vezirim. Güzel. Çok güzel. Şimdi ben saraya gidiyorum. Elmaslar için. Sen de git şu canavarı besle cadı. Peki vezirim. Olur vezirim. Aferin. Sen bayağı akıllandın cadı. Gösteririm ben sana akıllanmayı. Bu arada bayat et. Kuyu canavarında gaz yapıyor. Arada bir böyle hareketler yapman çok güzel. Senin gibi yaşlı bir cadıyı dinç tutar. Unutma, taze et yedireceksin. Yoksa kokudan yanına bile yaklaşamazsın. Ay. Of, belim, ay belim. Hareketin batsın, değil mi? Ay. Gidip bakalım o zaman. Tamam, ben varım. Ay, ne gerek var ki? O kadar yolu sadece boş bir evi görmeye mi gideceğiz? Boş değil o ev, hayaletli. O evde hayalet gördüm diyorum size. Merdivenlerden iniyordu. Bana geliyordu. Kocaman bir hayalet. Pençeleri olan kapkara. Bak şimdi hayaletleri, gölgeleri. Geliyor musun sen onu söyle. Elbette geliyorum. Hayaletleri gördüğün zaman dünkü koşu rekorunu ne kadar geçeceksin çok merak ediyorum. Benim aklıma pek yatmadı. Zaten yapmam gereken bir sürü iş var evde. Tamam. O halde üçümüz gidiyoruz. Burası gerçekten terk edilmiş görünüyor. Ben demiştim burada bir şey yok diye. Doğru, çünkü içerideler ve henüz gece olmadı. Canım ne alakası var? Çok alakası var. Sen hiç gündüz hayalet gördün mü? Bahanem bu değil mi? Gündüz geldik bir şey bulamadık diyeceksin. Anlamanın tek bir yolu var. Hadi dalalım içeri. İçeri dalmak mı? Biraz düşünseydi. Ne oldu? Gündüz hayalet olmazdı hani. Aslında Sivri haklı Kara. Bir süre dışarıdan izleyelim. O zaman kendimize gözetleyebileceğimiz bir yer bulalım. Şurası iyi gibi. Hadi. Yok bir şey işte. Şşşt! Benim duyduğumu siz de duyuyor musunuz? Bu ses de ne böyle? Ben demiştim size değil mi burada bir şeyler var diye. Susun da anlayalım ne olduğunu. Uyansana be.
anda midesinde yaratık var sanacak. Bakın hele kimler gelmiş. Keloğlan ve arkadaşları. Burada ne işleri var ki? Sus be sus! Bu nasıl bir horlama, gök gürlüyor sanki. Sussana! İnsan değil, beygir yavrusu mübarek. Tanıdığım hiçbir sese benzemiyor. Bir hayvan olabilir mi acaba? Hayalet demek istedin galiba. Şu ağaca mı çıksak acaba? Oradan evin içini daha iyi görebiliriz. Ben hala direkt içeri dalsak diyorum. Olmaz Kara. İçeride nasıl bir şey var bilmiyoruz. Tehlikeli bir hayvan olabilir. Ne planlıyor bu baş belalar acaba? Bence artık harekete geçmeliyiz. Ah sonunda. Sivri, sen evin önündeki ağaca çık ve üst katı gözle. Ben de Kara'yla içeri gireceğim. Ne? Ağaca çıkmak mı? Kesinlikle olmaz. Sivri, birinin üst katta hareket olup olmadığını bize söylemesi lazım. Mümkün değil, olmaz, olamaz. Ağaçta yakalanmak istemiyorum. Kime? Hayalete mi? Evet, hayalete. İstersen sen içeri gir, ben ağaca çıkayım. Tamam be, tamam çıkarız. Memnun oldun mu? Anlaştık o zaman. Sivri, dikkatli ol ve gördüğün en ufak hareketi bize söyle arkadaşım. Hadi, şimdi harekete geçme zamanı. Sivri nereye kayboldu? Baksana bir ağaca çıkmam diyene. Bugün kim rekor kırdı gördük. Helal be sana Sivri. Hadi şimdi yaklaş eve. Ah canım, çok acımıştır şimdi. Gel öpeyim de geçsin. İyi ki huysuz. Ne oldu? Sus sana sus. Keloğlan'ın arkadaşları aşağıda. Sessiz ol yoksa koparacağım dilini. Yapma huysuz. Dilim olmazsa dolmalardan, mantılardan nasıl tat alacağım ben? Benim kara kaçanım. Götür onu buradan. Hay aksi. Ne gördü de düştü bu şimdi? Anlamanın tek bir yolu var Kara. Hayalet mi? Ben hayaletten çok korkarım huysuz. İn üstümden uzandı, belim çıktı. İnmem, inmem bana ne? Hayalet dedin. Dün benim gördüğüm hayalet mi geldi? Uzun, çıldırtma beni. Ahmak, evi başımıza yıkacaksın. Dikkatli ol. Şimdi beni dinle. Keloğlan ve arkadaşlarını korkutursak bir daha buraya uğramazlar. Burası da bize kalır. Anlıyor musun beni? İstemem ben hayaletli evi. Korkarım huysuz. Dışarıda mı kalmak istiyorsun bu soğukta? Saçmalama da takip et beni. Döşemeye dikkat et, hiç sağlam. Demek içeri girdiniz sizi gidin korkusuz melekler. Şimdi görürsünüz siz. Dikkat etsene biraz. Şimdi yere bırak beni. Ay! Bu işimizi görür. Sen de kendine uygun bir tane bul. Benim yaptığım gibi yap. Çuval yarışı mı yapacağız huysuz? Çok komik oldun. Merdivene yaklaşıyor. Hadi acele etmeliyiz. Kıkırdamayı bırak da hemen sen de yap bir tane. Neler karıştırıyorsunuz aşağıda acaba? Nasıl olmuşum huysuz? Sen nasıl? Aman boş ver. Çabuk yanıma gel.
Ozan! Şimdi de yan odadan geldi ses. Ozan! Burada bekleyerek olmaz. Hadi yukarı çıkıyoruz. Ben bir şey göremedim. Nereye gitti? Sanırım aşağı uçtu. Sen de aldın mı kokuyu? Evet. Bu nasıl bir kokudur böyle? Leş gibi kokuyor. Dayanılır gibi değil. Hadi aşağıya inelim. Of. Ay. Ay. Aa, bu ne berbat bir koku böyle. Uzak. Huysuz. Neredesin huysuz? Aslında o kadar da iyi bir fikir olmayabilir Kara. Ne dersin? Ne mi derim? Bence bugünlük bu kadar yeter derim. Aa, şimdi boğulacağım. Uzun! Huysuz, ayakkabılarını mı çıkardın yine? Hadi oradan. Esas senden geliyor bu koku. Ben sana demiştim her haltı yeme diye. Huysuz! Bu ses de nesi? Huysuz! Beğendim uzun! Kaçsak diyorum artık. Tamam Sivri. Hayalet ya da her neyse bu evde gerçekten bir şeyler var. Sen kazandın. Evet, artık dönelim. Burası gittikçe tehlikeli olmaya başladı. Demiştim size değil mi? Ama hayalet. Aa. Hayalet bunlar mıymış? Hayaletler bizim iki hırsız çıktı. Sizi uyanıklar sizi. Akılları sıra bizi korkutacaklardı. Bence gayet başarılıydılar. Hayalet olsa da olmasa da ben yeterince eğlendim arkadaşlar. Artık dönelim derim. Hı hı. Peki ya benim gümüş param ne olacak? Canavar, uysal canavar. Bak, cadı teyzen sana mama getirdi. Bu canavarın kokusu daha bir artmış sanki. Bu ne canım böyle? İki elmas için çekilecek çile değil aslında ama ben o vezire göstereceğim. Çok ilginç. Yemek saatinde hiç uyumazdı bu. Of, koku daha da artmış. Yine birini mi yemiş bu?